Avrupa'da feodalite sistemi uzun süre devam etmiştir. Feodal beyliğin Avrupa'da uzun süre devam etmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Etraf surlarla ve karelerle çevrili şatoların ele geçirilememesi. Evet söylenebilir. Ele geçirse, geçirebilselerdi zaten bu beylikler yıkılırdı. Top teknolojisinin henüz oluşmaması. Evet söylenebilir. Zaten top silah gibi şeyler kullanılmaya başlandıktan sonra dere beylikler yavaş yavaş son bulmuştur. Siyasi parçalanmanın olması da yine söylenebilir. Çünkü zaten siyasi parçalanmaların sonucu derebeylikler oluştu. Cevabımız E seçeneği. Haçlı seferlerine katılan derebeylerin büyük çoğunun büyük çoğunluğu ülkelerine geri dönememiştir diyor. Bunun diyor Avrupa'da aşağıdakilerden hangilerine neden olduğu söylenemez diyor. Mezhep birliğinin zayıflamasına Söylenemez büyük ihtimal ama bir diğer şıkları okuyalım. Feodalite sisteminin zayıflamasına söylenebilir, siyasi yapı değişir, merkezi krallıklar güçlenir, siyasi haritada değişir. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin dini sonuçları arasında gösterilebilir? Doğu Batı ticareti, siyasi, ticari bir ekonomik bir sonuç. Gemi yapımcılığı ve bankacılık gelişmiştir. Yine ekonomik skolastik düşünce, dini bir sonuç. Akdeniz limanları, ekonomik barut pusula, kağıt ve matbaanın Avrupalılar tarafından öğrenilmesi de kültürel yine ekonomik. Cevabımız C seçeneği. Magna Carta yani büyük şart sonunda 3 tane durum var. Bu durumlardan hangileri kralın sınırsız yetkiye sahip olmadığını gösterir diyor. Soylulardan oluşan bir kurul kralı denetleme yetkisine sahip olmuştur diyor. Evet, kral dahi denetlenebilir. Bu da yetkilerin sınırsız olduğunu gösterir. Kral halktan zorla vergi alamaz. Yani yetkileri sınırsız değil. Kral kimseyi haksız yere cezalandırmayacak. Bu da kralın yetkilerinin sınırsız olmadığını gösterir. Her üç seçenek de vardır. E seçeneği. Haçlı seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Doğu ve Batı toplumları arasında ilişkilerin gelişmesini ortam oluşturduğu söylenebilir diyor. Akdeniz ticaretinin gelişmesi. Bu olabilir. Türklerin Batı ilerleyişinin uzun süre durması. Bu değil. Derebelik sisteminin zayıflamasının da bir alakası yok. İstanbul'da Latin Krallığı kurulması hayır. Ortodoks Katolik gerginliğinin artması hayır. Akdeniz ticareti gelişmiş ve bu sayede Doğu Batı arasındaki ilişkiler gelişmiştir. Haçlı seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa'da kültürel alanda gelişime ortam hazırladığı söylenebilir diyor. Feodalitenin etkisini kaybetmesi alakalı değil kültürel bir durumla biz